Dostlar, yine farklı bir sergideyiz. Tepebaşı'nda Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nda güzel bir sergi var. Sergiyi şimdi beraber gezelim. Sergimizin çok özel bir alanı var. Burada dikkat ederseniz elinizde gördüğünüz bir nüsha, bir kitap. Ama bu kitabı kaç kişi yazıyor? Bakın, en üst tarafta cetvelkeş diyor. Cetvelkeş, yani o çizgileri yapan kişi. Sonra okur var burada. Derkenar dediğimiz okur mesajlarını, anladıkları ne yapıyor? Kendisi yazıyor. Sonra mücellit var, ciltleniyor. Bitti mi? Bitmedi. En altta da reddede dedikleri, yani bir son yazmada bir sonraki sayfanın ilk kelimesini sayfanın sonuna yazılıyor ki böylece eserde bir eksik olup olmadığı belli olurdu diyor. Bitti mi? Müellif ve nihayet yazarımız ve müzehip efendim. Güzel süslemeleri yapan, altın bezemeleri yapan, tesibini yapan müzehip. Bitmedi, bir de müstehsih var efendim burada. Ne demek? Yani çoğaltan kişi. Gördüğünüz gibi bir eseri oluşturmak için, el yazması eseri kaç kişi çalışıyor efendim? 3, 4, 5, 6, 7 kişi çalışıyor. Evet, bu geziyi, sergiyi gezmenizi tavsiye ediyorum. Sergide Osmanlı döneminde yazılmış çok güzel el yazması eserler var. Yani bir eser yazılırken sadece yazılıp bitirilmiyor. 7 kişi bu eserin çoğaltılması, düzenlenmesi, okunması için gayret sarf ediyor. Emek. Ama bize düşen nedir? Acaba biz ne kadar okuyoruz efendim? Ne kadar okuyoruz? Her alanda kitaplar yazılıyor. Bilim alanında, matematik ve tabii ki tasavvuf ve tarikatlar konusunda da el yazması eserler var. Sergiyi gezerken bunları görebilirsiniz. Tabii ben bunları çekerken hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yüzyıllar önce yazılmış olan bu eserler bize geliyor. Bunların bir kısmının tercümesi yapılmış. Şu anda okuyoruz. Ve bir kısmı da tercümeye yapılması, daha doğrusu dilimize çevrilmesini bekliyoruz. Tekrar ediyorum, bu sergimiz nerede? İstanbul, Tepebaşı, Taksim'de, Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nda. Hepinizi bekliyoruz. İstanbul'un her tarafı güzel. Adım adım gezelim, sanatı ve güzellikleri takip edelim. Allah'a emanet olun. Fahri Sarrafoğlu.